Yani Antalya ve Adana Demirspor maçı, ikisi de kendi sahamızda ve ikisini de iyi şekilde bitirmek zorundaydı. Yani artık bundan sonra biz telafisi olmayan maçlar oynuyoruz. Bizim hepimiz de onun farkındayız. Ama iyi bir şey yakaladık. Gayet iyi bir şey yakaladık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Özellikle kendi sahamızda en büyük sıkıntımız taraftar. Yani taraftarımızın çok az gelmesi bir dezavantaj oluyor bize. Ama ne olursa olsun mutlaka bu maçı kazanmamız gerekiyor. Taraftarımızı da bizim kazanmamız gerekiyor. İşte bazı şeylerden dolayı gelemeyebilirler. İşte kulübümüz de her türlü yardımcı olacaktır mutlaka. Onlar da beraber çok güzel başarılar yakalayacağız. Yani şimdi Antalya takımı tabii ki orada da bir antrenör değişikliği oldu. Şimdi daha değişik maça çıkabilirler onlar da. Onun için bizim çok tedbirli olmamız gerekiyor. Onu da alacağız. Bütün tedbirlerimizi alacağız. Kazanmaktan başka da bir şey düşünmüyoruz. Tek hedefimiz bu. Ama dediğimiz gibi çok çalışmamız gerekiyor. Oyun içinde de çalışmamız gerekiyor. O maçtan önce de kafa olarak çalışmamız gerekiyor. Hepsini yapacağız. Dediğim gibi tek hedefimiz galibiyet. Başka bir düşüncemiz yok. Ben takımıma güveniyorum. İnşallah milli takımdan gelen arkadaşlarımız da sakat dönmezlerse tam takım halinde inşallah maçımıza çıkacağız. Hep beraber, yani bütün taraftar da dahil, hep beraber maçı kazanmak için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Milli takımla ilgili tabii ki şöyle, yani bu maç çok önemliydi bence. En kritik maç buydu. Ama hiçbir şey daha bitmemiş değil. Futbol bu, her şey olabiliyor. Ama bu maçı ne olursa olsun bir kazanmamız gerekiyordu. Yani öyle bir maçtı. Tabii ki herkes bütün her şeyini verdiğine inanıyorum ben. Ama olmadı. Tabii ki karşısında da güçlü bir takım var. Ama tabii ki bir avantajımız vardı. Eksik oyuncularla gelmişlerdi. Yani eksik derken, yani forvetleri eksikti. Yani bizim için iyi bir şeydi, iyi bir şanstı. Değerlendirebilseydik çok çok iyi olacaktı. Ama şimdi kalan maçlarımızı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Ya bizim takımımızda o maçları kazanacak güçte bir takım. Yani oyuncularımız gerçekten çok kaliteli oyunculara sahibiz. Yani hem Türkiye'de oynayan arkadaşlarımız hem yurt dışında oynayan arkadaşlarımız. Gerçekten çok kaliteli oyunculardan kurulu bir milli takımımız var. Ya bence de bu maçlardan iyi şekilde çıkmamaları için bence hiçbir neden yok yani.